Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda katı cisimlerden konu anlatımı yapacağız. Burada genel tanımları verip 10. sınıf prizmalar konusuna değineceğiz. Daha sonra piramit ve bunlarla ilgili soru çözümü ve en son 11. sınıf konu anlat konu anlatımı ve soru çözümü olarak devam edecek videolar. Şimdi arkadaşlar tanımla başlayalım. Bir cismin dış uzaydan ayrılan noktalar kümesine yüzey denir. Yüzeyler düzlemsel yüzeyler ve düzlemsel olmayan yüzeyler olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi arkadaşlar. Düzlemsel yüzeyler işte mesela örnek olarak göstermiş. Mesela bir kağıdı düzlemsel yüzey olarak düşünebilirsiniz. Ya da bir çarşafı düzlemsel yüzey olarak düşünebilirsiniz. Düzlemsel olmayan yüzeyler arkası işte onlara biz kat cisim diyeceğiz bakın. Burada A, B, C, D noktalar arkadaşlar aynı düzlem üzerinde değil. Mesela B, C, D aynı düzlem üzerinde. A, C, D aynı düzlem üzerinde. A, B, C aynı düzlem üzerinde. Arka taraftaki yine A, B, D aynı düzlem üzerinde. Ama A, B, C, D arkadaşlar aynı düzlem üzerinde değil. Şimdi Diğer bir tanım arkadaşlar yüzey parçalarıyla sınırlanan kapalı uzay parçasına çok yüzeyli kat cisim. Çok yüzeyli kat cismi sınırına ise çok yüzeyli denir. Şimdi aşağıdaki cisimlerin yüzey sayılarını inceleyelim. Mesela arkadaşlar buna ne diyeceğiz ileride? Koni diyeceğiz. Mesela koninin kaç yüzeyi var arkadaşlar? İki yüzeyi var. Bu kaç yüzlü arkadaşlar? Koni iki yüzlü. Bir tabanı var. Bir de yan alanı var. Mesela bu da yarım küre arkadaşlar. Yarım kürede gördüğünüz gibi kaç yüzlü arkadaşlar? iki yüzlü. Bir aşağıdaki şu kırmızı dairesel bölge var. Bir de kürenin yarım kürenin yüzeyi var. Bu yine 200'dü. Arkadaşlar bu kaç yüzlü bakın. Bu 400 arkadaşlar. Birincisi bakın şu taban var. Bunlar isimlendirirsek daha iyi olacak. A, B, C, D. Birinci yüzeyimiz arkadaşlar B, C, D. İkinci yüzeyimiz A, C, D. Üçüncü yüzeyimiz A, B, C yüzeyi. Ve son yüzeyimiz arka taraftaki A, B, D yüzeyi. Bu kaç yüzlü arkadaşlar? Bu da 400'lü. Bu kaç yüzlü arkadaşlar? Bu da 600'lü. Niye 600'lü? Şöyle düşünebiliriz. Üst, üst, alt, ön taraf, arka taraf, sol taraf, sağ taraf diye düşünebilirsiniz. Şimdi katı cisimlerdeki arkadaşlar karşısına çıkacak e, terimler. Bir ayrıt arkadaşlar. Ayrıt arkadaşlar düzlem geometrisindeki kenara katı cisimde ayrıt diyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada bu ayrıt. Sadece burası ayrıt değil arkadaşlar. Mesela şuraya AB de bir ayrıt. İşte buraya C dersek AC de bir ayrıt, BC de bir ayrıt. İşte AD de bir ayrıt. Köşe arkadaşlar. Malum burası köşe, diğer köşe burası, burası. Burası buraya da isim verelim. İşte D, E, F, A, B, C ile arkadaşlar. Köşe diyeceğiz. Ya da tepe noktası diyeceğiz. Yüzey de arkadaşlar yüzey. Burada mesela D, E, F bir yüzey. Üçgensel bir yüzey. İşte A, B, D, E arkadaşlar. Dörtgensel bir yüzey. Bunları da geçtik. Muhtemelen bunları biliyorsunuz. Şimdi yüzleri çokgensel bölge ayrıt ve köşeleri ise bu çokgensel bölgenin kenarları ve köşeleri olan cisimlere çok yüzler denir. Çok yüzler yüzey sayısına göre adlandırılır. Yüzey sayısına göre adlandırılır. Bütün yüzeyleri ve ayrıtları eş olan çok yüzlere düzgün çok yüzü denir. Düzgün çok yüzünün de diğer ismi arkadaşlar platonik şekil. Bütün kenarları, bütün ayrıtları eşitse arkadaşlar platonik şekil diyeceğiz. Mesela arkadaşlar bunlar isimler nereden alacakmış? Tabanlarına göre alacakmış. Mesela arkadaşlar eğer bu düzgün çok yüzlüyse arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Ayrıt sayısı kaç tane arkadaşlar? Bakın 6 tane ayrıtı var. 3 tane tabanda var. Üç tane yukarıya doğru üçgensel bölge oluşturduk. Bunun ayrıt sayısı kaç arkadaşlar? 6. Eğer bu arkadaşlar platonik şekilse bütün ayrıtlar ne olacakmış? Eşit olacakmış. Mesela eğer bu platonik şekil ise bütün ayrıtlar eşit olacak yani bütün kenarlar eşit arkadaşlar. Şu üçgenlerin kenarları da eşit olacak. Mesela bunun ismi ne arkadaşlar? Bakın bunun kaç tane yüzü var? Yine ABC bir yüz, BCD bir yüz, ABD bir yüz. Bir de arka tarafta ne var ya arkadaşlar? ADC var. Bunu arkadaşlar Düzgün dört diyeceğiz arkadaşlar. Düzgün dört diyeceğiz. Platonik şekillerden. Karşınıza muhtemelen en çok çıkacak bu düzgün dört burada Buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın bunun kaç tane yüzey var? Yukarıda yan yüz kaç tane üçgensel bölge olacak arkadaşlar? Bir. Bakın bir tane karşıda var. İki. Önde ve arkada 4 dört, dört tane de aşağıda var. Buna da arkadaşlar ne diyeceğiz? Düzgün sekiz diyeceğiz. Düzgün sekiz diyeceğiz. Şimdi prizmalar arkadaşlar. Prizmalar birbirine eşit paralel iki düzlemin köşelerinin birleşmesi sonucu elde edilen cisme prizma derim. Mesela birbirine eşit paralel iki düzlem. Arkadaşlar burada paralel iki düzlem de mesela şunu kastediyor. Mesela A, B, C, D ile yukarıda E, F, G, H. Birbirine eşit iki tane paralel düzlem. Köşelerin birleşmesi sonucu elde edilen cisme prizma derim. Köşelerini birleştiriyoruz bakın. Buna ne diyormuşuz? Prizma diyormuşuz. Yan yüzleri taban düzlemine dik olan prizma. Dik prizma zaten müfredatta dik prizma var arkadaşlar. Prizma bir yöne doğru taban düzlemiyle alfa açısı yapacak şekilde eğiliyorsa buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Eğik prizma diyeceğiz. Yani şu şekilde eğildiğini düşünün alfa açısı kadar. Eğik prizma diyeceğiz. Prizmaların isimlerini arkadaşlar tabanlarına göre. Mesela atıyorum bunun tabanı kare ise bu kare prizma diyeceğiz. İşte tabanı dikdörtgen dik ise dikdörtgen prizma. Tabanı paralel paralelkenar ise paralel kenar prizma diyeceğiz. Mesela buna ne yazalım? Buna kare prizma yazalım arkadaşlar. Bunun kare, tabanı kare olsun. Kare prizma. Bunu merak etmeyin size soruda söyleyecek. Mesela bunun taban ne arkadaşlar? Üçgen. Buna da üçgen prizma diyeceğiz. Özel olarak üçgeni de daha da böyle eşkenar üçgen prizma, dik üçgen prizma da diye söyleyebilir. Euler teoremi var. Yani bunu eskiden müfredatta vardı. Yeni müfredatta bu kitaplarda yazmıyor. <laughs> Bilseniz de olur, bilmeseniz de olur. Bir prizmanın K köşe sayısı arkadaşlar. A ayrıt sayısı. Y de 100 sayısı olmak üzere arkadaşlar. Köşe eksi ayrıt artı 100 daima 2 veriyor arkadaşlar bağıntısı bütün dik prizmalar için geçerlidir. Bu teorem piramitlerde de geçerli. Mesela burada somutlaştıralım. Mesela arkadaşlar bunun kaç köşe? Ayrıca burada biraz konuşalım. Köşe ayrı yüz kaç tane var? Belki bunu sorarlar. Şimdi arkadaşlar köşe. Mesela kare prizmanın arkadaşlar köşesi. Şuraya kare prizma. Buraya da üçgen prizma. Bakın köşesini, köşesi bunu Arkadaşlar kare prizmanın köşesi 1, 2, üç, 4. 4 tane yukarıda var. 8 tane 8 köşeli. Üçgen prizma 1, 2, 3, 3 de yukarıda var. Kaç tane arkadaşlar? 6 köşeli. O zaman şöyle diyebiliriz. Kare prizma ise tabandaki köşeyi çarp tabanda kaç tane köşe varsa 2 ile çarpacaksınız direkt arkadaşlar. Üçgen prizma taban kaç köşeli? 3 köşeli. 2 ile çarpın. 6. Mesela 6 altıgen prizma olsaydı 6 çarpı 2 12 diyecektiniz. Beşgen prizma olsaydı 5 kere 2 ne diyeceksiniz arkadaşlar? 10 diyecektiniz. Şimdi gel ayrıtı. Ayrıtı arkadaşlar ne? Yani düzlem geometrideki kenara katı cisimlerde ne diyoruz arkadaşlar? Ayrıt diyoruz. Mesela şimdi tabanda kaç tane kenar var? 1 2 3 4. E 4 tane yukarıda var. 8. 8. Yanlarda kaç tane olacak arkadaşlar? 4 tane yanlarda var bakın. Toplam kaç tane ayrıt geldi arkadaşlar? 12 geldi. Ayrıtı da şöyle formülize edebilirsiniz arkadaşlar prizmada. Tabandaki kenar sayısını direkt 3 ile çarpacaksınız bakın. 4 x 3 12. Mesela burada görelim. Tabanda bakın kaç tane kenar var? 3. Yukarıda da 3 tane var. Ne etti? 6. Yanlardan da kaç tane yüksekte inecek? 3 tane. 3 kere 3 ne edeceğiz arkadaşlar? 9. Bakın bunun ayrı sayısı da 9. Neymiş? Tabandaki kenar sayısı direkt 3 ile çarpabilirmişiz. Ve son olarak arkadaşlar 100. 100 sayısı arkadaşlar. Şimdi alt taban üst taban 2. 4 tane de yan yüz var arkadaşlar. Kaç tane diyeceğiz? 6 diyeceğiz. Bakın bunun 600 var. Yine alt taban üst taban ne diyeceğiz arkadaşlar? 2. Kaç tane yan yüz var bunun? 3 tane yan yüz var. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 diyeceğiz. O zaman bunu da şöyle formülize edebiliriz arkadaşlar taban kaç kenarlı atıyorum? 5 kenarlı. 5 2 diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü taban 5 kenarlıysa 5 tane yan yüz gelecek. Alt tabanın üst taban da artı 2 olarak. Mesela bunun tabanı kaç kenarlı arkadaşlar? 3. 3 tane yan yüz geliyor. Alt taban üst taban eklerseniz ne diyeceksiniz? 5. Diyeceksiniz. Mesela altıgen prizmanın kaç tane yüzü var? Şimdi taban 6 kenarlı. O zaman 6 tane yan yüz gelecek. 6 tane yan yüz ve üst tabanla alt taban eklerseniz kaç tane yüz var diyeceksiniz arkadaşlar? 8. Şimdi Euler formülünü yaparsak bakın neydi? 8, 6 da köşeyle yüzü toplayacakmışız. Ayrıtı çıkar ne daima 2 bulacakmışız. Bakın 8, 6 da 14, 12 çıkardınız 2. 6, 5, 11, 9 çıkardınız ne diyeceksiniz? 2 diyeceksiniz. Euler formülü bize bunu söylüyor. Belki tanımını verip sorarlar. Şimdi arkadaşlar prizmaların açılımları. Açılımlarını da bilmenizde fayda var. Mesela üçgen prizmanın açılımı arkadaşlar. Üçgen prizmanın bakın alt tabanı ve üst tabanı ne olacak arkadaşlar? Üçgen olacak. Yan taraflarda arkadaşlar ne olacak? dikdörtgensel bölge olacak. Mesela biz burada eşkenar üçgen prizmayı açmışız. Eşkenar üçgen olduğu için bakın arkadaşlar bu bunu kapattığımız zaman kapattığımız zaman işte bu A ile B ne olacak arkadaşlar? Çakışacak. Dolayısıyla bunun ikisi normal eşit olmalı. Zaten eşkenar üçgen olduğu için buralar ne olacak? Eşit olacak. Yine karşı taraf bakın burası eşkenar üçgen. Karşı taraf A. Bunları sonra da gösterseniz iyi olur. Çünkü her zaman eşkenar üçgen olmayacak. Küpün açılımı arkadaşlar. Ayrıca bu üçgenler arkadaşlar yani biri burada biri burada olmak zorunda değil. Yani bunu üst tarafta sağa sola oynatabilirsiniz. Bunu da yine sağa sola oynatabilirsiniz. Küp arkadaşlar bütün ayrıtları A olan 6 tane kareden oluşuyor. Yine bakın bu yine dediğim gibi bunlar alt üst olmak zorunda değil arkadaşlar. Mesela bu kareyi şuraya da çizebiliriz. Bütün ayrıtlar eşit. Şimdi kare prizmanın açılımı arkadaşlar. Tabanı kare. Bakın tabanı kare arkadaşlar. Bunların her biri A'ya eşit olacak. Bunlara ne diyeceğiz? A, 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 diyeceğiz. Yüksekliğe de H dedik. O zaman şunların her biri ne olacak arkadaşlar? H olacak. Karşı taraf ne olacak? Ha, çünkü bakın bu buraya ne yapacak? Kapanacak arkadaşlar. Bunun ikisi kapandığı zaman üst üste gelmeli. Buralarda yine ne olmalı arkadaşlar? A olmalı. Yine karşı tarafa zaten ağlar yazmışız. Şimdi dikdörtgenler prizması arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması. Şimdi arkadaşlar bakın BC bir kere BC yüzünden arkadaşlar iki tane gelecek açılmış halinde. Mesela bakın burası ne? C. Burası yine B. Burası yine C diyeceğiz. Buraya ne diyeceğiz? B diyeceğiz. Bakın BC yüzünden iki tane geldi. Yani bu sol taraf. Bu sağ taraf diye düşünelim. Şimdi Alt tabanın üst tabanında kenarları arkadaşlar? A'ya B'ye bakın. Burası B üst tarafa taşırsak B. Burası A üstte taşırsak burası ne olacak? A, e, yine A olacak. Bakın buraya A dedik. Karşı taraf A olacak. Burası B. Karşı taraf yine ne olacak? B olacak. Bakın bunlar da burası alt. Burası da üst. Bu sol yüz. Bu sağ yüz arkadaşlar. Geldik buraya. Ön yüz ve arka yüz arkadaşlar. Şimdi bunu yüksekliğince buraya ne diyeceğiz? C diyeceğiz. Buraya yine ne diyeceğiz? C diyeceğiz. Gördüğünüz gibi ön tarafın kenarları ne arkadaşlar? C, A. Karşı taraf A. Burası yine bakın şuraya ön taraf. Şuraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? Arka taraf diyeceğiz. Şimdi beşgen prizma tabanları ve üst taban, alt taban beşgen prizma. Mesela bunun kenarları bu düzgün beşgen olup olma olmadı bilmiyoruz. Mesela buraya A dedik. Buraya B, C, D. Şimdi bunu arkadaşlar kapattığımızda şunları bilin. Mesela bu düzgün beşgen olmasın. Buraya D diyelim. Bunu karşıya taşıdınız. Burası E. Şimdi bunun yüksekliğini H dedik. Zaten bunların her birini olacak arkadaşlar. H olacak. Şimdi bak bunu kapattığımız arkadaşlar önce D ile D'ler çakışacak. Daha sonra C ikinci yerle çakışacak. B üçüncü yerle çakışacak. En son A'da son yerle çakışacak. Karşı taraf yine ne olacak? A olacak. Bakın burası B. Buraya B'yi taşıdınız. B ile B olacak. Burası C. Buraya C, C diyeceksiniz. Bu ikinci kenar C olacak. Burası D. Buraya D diyeceksiniz. Burası D olacak. En son buraya ne dedik? E dedik. Burası ne kalacak arkadaşlar? D'den sonra A, B, C. Zaten A, B, C, D yazdık. Buraya da ne kalacak arkadaşlar? E kalacak. Altıgen prizmada arkadaşlar tabanlar. Üst taban, alt taban, altıgen. Yüksekliğe de haş dersek bu da H, H, H diyeceğiz. Eğer bu düzgün altıgen olursa arkadaşlar bundan her biri ne olacak? Her biri eşit olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar prizmaların alan ve hacimleri. Arkadaşlar siz genel form aslında prizmalar buradan başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Açılımlarda çok soru çözdürür mü? İşte en kısa yol sorularını falan e, prizmanın açılımıyla çözersiniz. Prizmalar buradan başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Prizmaların alan ve hacimleri. Arkadaşlar prizmaların alanı şöyle bulacağız. Prizmaların alanı alan. iki tane taban alan diyeceğiz. Artı yan alan diyeceğiz arkadaşlar. Formülümüz bu. Şimdi arkadaşlar yan alanla yüzey alanını karıştırmayın. Yüzey alan dediği zaman size arkadaşlar yüzey alanı dediği zaman şimdi soru iyi okuyun. Yüzey alan diyecek. Yüzey alan dediği zaman arkadaşlar size tüm alanı soruyor. Yüzey alan dediği zaman size tüm alanı soruyor. Yan alan, alan sadece yan yüzlerin alanını bulacaksınız. Arkadaşlar bütün prizmaların yan alanının taban çevresi çarpı yükseklik formülüyle buluyorsunuz. Bütün prizmaların yan alanını nasıl buluyormuşuz? Taban çevresi çarpı yükseklikle buluyormuşuz. Mesela bir tanesini gösterelim. Mesela üçgen prizma çizelim bir tane. Ve bu da yine buraya H, H, H yükseklik H arkadaşlar. Bunun kenarlarına da A, B, C diyelim. Şimdi bunun açılmış hali arkadaşlar şöyle olacak. Bakın üç tane yan yüz gelecek. Üçgenin kenarları da ne olacak? Buraya C diyelim. Bir kenara A, diğer kenara B. Değil. Karşı taraf C. Burası bakın H, 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 H. Bakın A buraya kapanacak burası A olacak. B burayı kapatacak burası B olacak. Karşıya taşırsanız burası B burası ne oldu? A. Şimdi bakın yan alan arkadaşlar bulalım. Yan alan gördüğünüz gibi burası ne? AH, Orta CH, Sağ tarafta BH. Bunu H parantezine alırsak ne gelecek arkadaşlar? A B, C. Şimdi bakın yan alan. Yan alan ne geldi arkadaşlar? ABC ne bunun? Taban çevresi çarpı yükseklik diyeceksiniz arkadaşlar. Yani bunu her zaman böyle açmanıza gerek yok. Prizmaların yan alanı nasıl biliyormuşuz arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklik formülü biliyormuşuz. Tüm alan da arkadaşlar yan alan artı iki tane taban alan diyoruz. Niye iki tane taban alan diyoruz arkadaşlar? Çünkü alt taban üst taban bunlar birbirine aynısı ve iki tane gelecek. Şimdi genel formülümüz bu arkadaşlar. Alan neymiş bakın alan genel formülümüz bu. İki tane taban alan artı ne diyecekmişiz? Yan alan diyecekmişiz arkadaşlar. Prizmanın hacminde de genel formül şu arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik diyeceğiz. Prizmanın hacminde ne diyeceğiz? Taban alanı çarpı yükseklik diyeceğiz. Şimdi bunları somutlaştırmaya çalışalım. Şimdi dikdörtgenler prizmasıyla başlayalım arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasıyla başlayalım. Şimdi <laughs> dikdörtgen prizması arkadaşlar birbirini en uzak iki köşeye birleştiren doğru parçasına cisim köşegen diyeceğiz. Bunu sorabilirler arkadaşlar. Birbirini en uzak iki köşeye birleştiren doğru parçasına cisim köşegen. Mesela burada D ile B arkadaşlar. D ile B olmak zorunda değil. Mesela C ile C üssü ile A da olur arkadaşlar. İşte A üssü ile karşı köşe C de olur arkadaşlar. Başka D ile B üssü de olabilir. Buna ne diyecekmişiz? Cisim köşegen diyecekmişiz. Bir de yüzey köşegeni var yüzey köşegeni bir şey oluyor arkadaşlar. Mesela burada atıyorum şu sağ yüzü düşünün. Sağ yüzdeki köşegen her bir yüzey köşegeni. Zaten mesela atıyorum şurayı birleştiriyorsunuz bu köşegen yüzey köşegeni. Onu zaten Pisagor'dan bulursunuz. B kare C kare diyeceksiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar prizmalarda diklik teoremini bilelim. Diklik teoremi normalde müfredattan kaldırıldı ama size soru çözdürecek. Diklik teoremi şu arkadaşlar. Şu kalemle anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kalem masaya dik. Masadaki her şeye dik ya da dik durumlu. Ben mesela atıyorum kırmızı kalem mavi kaleme dik. Kırmızı kalem siyah kaleme dedik. Kırmızı kalem diğer mavi kaleme de ne oldu arkadaşlar? Dik oldu. Bakın her birine ne? Dik 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 teoremi. Bu kısaca bu arkadaşlar. Şimdi bu ileride soru çözümünde işimize yarayacak. Şimdilik bu kadarını bilseniz yeter arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yüzey köşegeni dikdörtgenler prizmasında bakın. Farklı yüzeyleri mesela bunun yüzeylerini şuraya çizelim. Mesela sağ yüzün kenarları ne arkadaşlar? BC. Sol yüzden kenarları BC. Onu çizmeye gerek yok. Şimdi burası yükseklik C. Ön yüz bakın bu sağ taraf arkadaşlar. Sağ tarafı çizdim. Şimdi arkadaşlar ön yüzü bunun ne? A ya ne arkadaşlar? C. Ve alt tabanı ne? Bu ön taraf arkadaşlar. Şöyle ön yazalım. Ve bunun alt. Alt tabanın kenarları ne arkadaşlar? A ya B. Şimdi mesela size eğer bu da alt yazalım. Size eğer arkadaşlar yüzey köşegeninin uzunluğunu sorarsa arkadaşlar bildiğiniz köşegen uzunluğunu bulacaksınız. Burada dikdörtgenin köşegen uzunluğu. B kare artı C kare mesela burada köşegen uzunluğu. Burada köşegen uzunluğu ne diyeceksiniz? A kare artı C kare. Burada köşegen uzunluğu ne diyeceksiniz? A kare artı B kare diyeceksiniz. Şimdi güzel köşegeni gördüğünüz gibi birbirinden farklı kaç tane var? 3 tane var. Size bunların en kısasını en uzununu sorabilir. Cisim köşegeni de arkadaşlar. Şimdi burada F için ne yapacağız? Bakın burası B. Karşı taraf ne? B. Burası dik. Şurada F için ne yapacağız arkadaşlar? Pisagor yaparsak F ne eşit olacak? Kök içinde A kare artı B kare eşit olacak. C Yükseklik ne? C. Şimdi şurada Pisagor yaparsak arkadaşlar bakın. Şurada Pisagor yaparsak C kare artı A kare artı B kare eşit ne olacak? E kare olacak. İşte bu E arkadaşlar ne? Dikdörtgenler prizmamızın neyi arkadaşlar? Cisim köşegeni. Cisim köşegenin o zaman formülünü bulduk. Bütün ayrıtlarının kareleri toplamı diyorsunuz. Kök içinde diyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yüzey köşegeni birbirine farklı üç tane olacak. Onun ayrı ayrı bulacaksınız. Şimdi arkadaşlar alan neydi arkadaşlar? Alan iki tane taban alan artı yan alanda arkadaşlar. Mesela bunun iki tane taban alan. Taban alan arkadaşlar dikdörtgen alan A çarpı B. İki tane A çarpı B diyorsunuz. Artı yan alan. Yan alanda neydi arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklik. Bakın bunun taban çevresi nedir arkadaşlar? 2A artı 2B'dir. Çarpı yükseklik diyeceksiniz. Taban çevresi 2A artı 2B çarpı yükseklik diyeceğiz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi formül ne geldi arkadaşlar? İki parantez alırsanız AB artı AC artı ne gelecek arkadaşlar? BC gelecek. Formülümüz bu. Genel formülden hepsini bulabilirsiniz arkadaşlar. Genel formülümüzde iki taban alanı artı yan alan. Hacimde arkadaşlar neydi hacimde? Taban alanı çarpı yükseklikti. Bakın hacimde taban alanı çarpı yükseklikti. Bunun taban alanı gördüğünüz gibi A çarpı B. Yüksekliği de ne? C, C A, B, C edeceğiz arkadaşlar. Mesela boyutları 2, 3, 4 birim olan dikdörtgenimizin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar alan neydi? İki tane taban alan artı yan alan. Şimdi çizelim hemen. genel formülden bulmaya çalışın arkadaşlar. Çizelim ya da formülü ezberlerim diyorsanız siz bilirsiniz. Burası 4, burası 3, yüksekliği 2 diyelim. Taban alan arkadaşlar 4 kere 3, 12. 2 tane 12 diyeceksiniz. Yan alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik. Bakın bunu taban çevresi arkadaşlar 3, 4 daha 7, 7, 7, 14. 14 çarpı ne diyeceksiniz? 2 diyeceksiniz. Yani 24 artı 28 diyeceksiniz arkadaşlar. O da ne yapacak? 52 mi yapacak? Evet 52. Boyutları 4, 5, 6 olan dikdörtgenler prizmasının hacmi. Dikdörtgenler prizmasının hacmi de arkadaşlar yine neydi? Taban alanı çarpı yükseklik diyeceğiz. Zaten boyutları vermiş bakın. 4, 5, 6 yazın. Taban alan ne gelecek? 4 kere 5. Yükseklikte ne gelecek? 6. 4, 5, 6'yı çarparsanız ne edeceksiniz? 120 birim küp. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar kare prizma. Yükseklik H. Bunu her yere taşıdık. Kare prizma tabanımızda ne? Kare. Şimdi formülleri ezberlemiyoruz arkadaşlar. Formülleri siz hep genel formüle Neydi formülümüz? Alanın formülü. 2 taban alan artı yan alan. Zaten taban alan kare arkadaşlar. İki tane ne diyeceksiniz? A kare diyeceksiniz. Yan alan da neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik. T, Ç, Y diye aklınıza kalsın. Taban çevresi çarpı yükseklik. Bakın taban çevresi ne? 4A çarpı yükseklik. ne? H. İşte size alanın formülü arkadaşlar. 2A kare artı 4AH. a Hacim neydi arkadaşlar? Hacim. Hacim neydi? Hacim de taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanı zaten gördüğünüz gibi ne arkadaşlar? A kare çarpı yükseklik diyeceğiz. H. Şimdi arkadaşlar bunun cisim köşegenini bulmaya çalışalım. Cisim köşegeni neydi arkadaşlar? Birbirine en uzun iki nokta şöyle çektik. Mesela size şu DB'yi soruyor diyelim. Şimdi bakın burası dik. AA ise burası 2A kare gelecek. 2A kare. ona da kök giydireceğiz arkadaşlar. 2A kare kök içinde kalsın. Böyle önemli değil. yüksekliği de ne haç? Şimdi şurada tekrar Pisagor yapıyoruz. Diklik teoreminden bakın. Şunu DD'yi, DD üssünü kırmızı kalem onu düşünün. Kağıda ne? Dik. O zaman DD üssü, DB'ye ne olur arkadaşlar? Dik olur. Burada Pisagor yaparsak ne olacak bakın. H kare artı 2a kare eşittir. Cisim köşegenini ne yiyeceksiniz? Kare yiyeceksiniz. Dolayısıyla cisim köşegeni neye eşit olacak arkadaşlar? 2a kare artı h kare kök içinde. Taban ayrıtının uzunluğu 5 birim. Yüksekliği 4 birim olan kare prizman hacmi diyor arkadaşlar. Şimdi bakın çiziyorsunuz. Taban ayrıtı neymiş arkadaşlar? 5 birimmiş. Yükseklik kaçmış? 4 birimmiş. Hacmi sorduğu zaman ne diyorduk arkadaşlar? Taban alan çarpı yükseklik diyorduk. Taban alan bakın 5 kere 5 diyeceğiz. Çarpı 4 diyeceğiz. Gördüğünüz gibi ne diyeceksiniz? 100 birim küp diyeceksiniz arkadaşlar. Taban ayrıt uzunluğu 4 birim yüksekliği 5 bulunan kare prizmanın alanı. Şimdi taban ayrıtını ne vermiş arkadaşlar? 4 birim vermiş. Taban ayrıtını 4 birim vermiş. Yüksekliği kaçmış? 5'miş. Alan da neydi arkadaşlar? 2 tane taban alanı artı yan alan diyorduk. Şimdi 2 tane taban alanı. 4 kere 4 16. Taban alanı 10 artı. Yan alan da neydi arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklik. Bakın bunun taban çevresi 16 çarpı yükseklik diyeceksiniz. 5, 80, 32 daha ne diyeceğiz arkadaşlar? 112 birim kare diyeceğiz. Alanın birimi kare. Hacmin birimi küp. Şimdi geldik arkadaşlar küpe. Bütün ayetler bir eşit olan. Dik kare prizmeye küp denir. Tüm yüzeyleri karedir. Tüm yüzeyler kare. Arkadaşlar küpü ezbere bulabilirsiniz. Bakın alt tane kareden oluşsa için alanı direkt 6 kare diyebilirsiniz. Hacimde neydi arkadaşlar hacim? Hacimde neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Malum bunun tabanı a kare. Taban alanı. Yüksekliği daha olacağı için hacimde ne olacak arkadaşlar küpün hacmi? a küp olacak. Yüzey köşegen arkadaşlar. Yüzeydeki köşegen. ikiz kenardaki üçgen geleceği için. AA buraya ne edeceğiz arkadaşlar? A kök gideceğiz. Cisim köşegeni de arkadaşlar. Cisim köşegeni de. Bakın şunu bulalım yine. Bakın şurası yine AA Burası ne arkadaşlar? A kök 2. Yüksekliğimiz de ne? A. Şurada pisagor yaparsanız. A kare artı 2 A kare 3 A kare yapacak. 3 A kare eşittir ne edeceksiniz? Cisim köşegeninin karesi edeceksiniz. Dolayısıyla cisim köşegenleri ne olacak arkadaşlar? A kök 3 olacak. Alanı hacmine eşit olan küpün yüzey alan aslında burada alanı hacmine eşit olan yani sayısal değer eşitlemesi lazım yani çünkü birinin birimi küp birinin birimi kare. Alanı ne arkadaşlar? 6 kare. Hacmini arkadaşlar? a küp. Bu birbirine eşitse o zaman bir ayrıtı ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. Köşegenin uzunluğu yüzey köşegenin uzunluğu diyor arkadaşlar. Yüzey köşegen uzunluğunda neydi arkadaşlar? a kök 2 idi. Yani zaten bir ayrıt 6 ise yüzey köşegeni bulabilirsiniz. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? 6 kök 2. Bir kenarı 7 birim olan küpün Yüzey alanı kaç birim karedir? Yüzey alanı da neydi arkadaşlar? 6 tane kareden oluşuyordu. 6 kare. 6 çarpı ne diyeceğiz? 49 diyeceğiz. O da 240. 6 kere 9 da ne? 54. 240 artı 54 mi diyeceğiz? O da ne diyeceğiz arkadaşlar? 294. Devam edelim. Şimdi üçgen prizma arkadaşlar. Üçgen prizma yani mesela küpteki gibi kare prizmadaki genel bir formül veremiyoruz. Niye? Çünkü tabanı eşkenar üçgen olabilir, dik üçgen olabilir, çeşitli üçgen olabilir. Mesela eşkenar üçgenden başlayalım. Şimdi arkadaşlar yine Alan neydi alan? Alan iki tane taban alan artı yanal alandı. Yanal alandı. Taban alan bakın bunun tabanı eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen alanı ezbere verebilirim. Bakın bir kenar A demişiz. A kare kök 3 bölü 4. Eşkenar üçgen alan. Bundan kaç tane? iki tane gelecek. Artı yan alan. Yan alanda neydi arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresine 3A çarpı yükseklik H. İşte size bakın yan alan buradan geliyor. Taban alan eşkenar üçgen alan. A kare kök 3 bölü 4. Tüm alanda Bakın bunu 2 ile çarparsanız a kare kök 3 bölü 2 gelir. Artı 3 tane ağaç. h. Hacim ne arkadaşlar neydi? Taban, alanını çarpı e, alanı, dört, taban alan, alanı çarpı yükseklikti. bunun hacmi eşken üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 taban alan eşken üçgenin alanı çarpı yükseklikte diyeceğiz arkadaşlar? H diyeceğiz. Bu formül buradan geliyor. Tabanı 5 birim yüksekliği 4 birim olan eşken üçgen prizmanın hacmini sormuş arkadaşlar. Şimdi hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklikti. Tabanı 5 birim diyor. Eşkenar üçgen alan da neymiş bakın arkadaşlar? Eşken üçgen alan a kare kök3 bölü 4. Yani 5'in karesi çarpı kök3 bölü ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Yükseklikte ne demiş? Çarpı yükseklik. Yani h diyeceğiz çarpı 4 diyeceğiz. Bunlar birini götürecek. 25 kök3 diyeceğiz arkadaşlar. Dik üçgen prizmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Dik üçgen prizmanın tabanı dik üçgendir. Yan yüzleri ise 3 tane dikdörtgenden oluşur. Zaten bunu daha önceden söyledik. Şimdi arkadaşlar siz formülleri tekrar söylüyorum. Formüller özellikle dik üçgen prizmanın, işte eşkenar üçgen prizmanın, işte altıgen prizmanın bunların formüllerini ezberlemeyin. Siz hep genel formül biliyorsunuz. Genel formül neydi? Alan neydi arkadaşlar? İki tane taban alan artı yan alan. Şimdi bakın bunun tabanı dik üçgen olduğu için dik üçgen alan nasıl buluyoruz? Dik kenarlar çarp buluyoruz. B çarpı C bölü 2 diyoruz. Bakın iki tane taban alan artı yan alan da neydi arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklikti. Bakın taban çevresini arkadaşlar? A, B, C toplamı çarpı ne diyeceksiniz? diyeceksiniz? Bakın burada yan alan zaten oradan geliyor. Taban alanı zaten dik üçgenin alanı. Hacim de neydi arkadaşlar hacim? Taban alanı çarpı yükseklikti. Gördüğünüz gibi bunun taban alanı ne? Dik üçgenin alanı. B çarpı C bölü 2 çarpı yüksekliğimiz ne arkadaşlar? H hacim formülümüz oradan geldi. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi tabanı 3, 4, 5 dik üçgeni. Yüksekliği 6 olan dik üçgen alanı. Arkadaşlar taban 3, 4, 5 dik üçgeni diyor bakın. İşte buraya 3, buraya 4, yine buraya 5 Yükseklik de kaçmış? 6. Alanı soruyor. Alan neydi arkadaşlar? 2 tane taban alan artı yanal alanda arkadaşlar. Şimdi taban alan dik üçgenin alan 3 çarpı 4 bölü 2'den kaç tane gelecek? 2 tane gelecek. Bunlar birini götürdü. Bakın taban alan taban 2 tane tabanlar ne geldi? 12 geldi. Yan alanda neydi arkadaşlar? Yan alan taban çevre çarpı yükseklikti. Bakın taban çevresini toplayın. 3, 4, 7, 5 daha 12. 12 çarpı ne diyeceksiniz? 6 diyeceksiniz. O da 72, 12 tane ne arkadaşlar? 84 birim kare. Şimdi düzgün çokgen prizmalar. İşte tabanı düzgün çokgeni de olursa prizma de arkadaşlar düzgün çokgen prizma diyeceğiz yani biz bunu kare prizma için işte eşkenar üçgen prizma için yazmıyoruz İşte mesela düzgün beşgen diyebilir düzgün altıgen diyebilir. Şimdi arkadaşlar daima dediğim gibi genel formülü biliyoruz genel formülümüz neydi iki tane taban alan artı yan al alan size bu alanın formülü veriyordu. burada yan alanda neydi arkadaşlar taban çevresi çarpı yükseklik hacimde neydi arkadaşlar taban alanı çarpı ne diyeceksiniz yükseklik diyeceksiniz mesela taban çevresi 25 birim yüksekliği 10 birim olan düzgün beşgen prizmanın yan alanını soruyor. Arkadaşlar yan alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklikti. Bakın taban çevresini 25 vermiş. Çarpı ne diyeceksiniz? 10 diyeceksiniz. 250 birim kare. Diğeri de bakın taban ayırtı 4 birim olan yüksekliği 5 birim olan düzgün altıgen prizmanın hacmini soruyor. Arkadaşlar düzgün altıgen çizdiğimiz zaman düzgün altıgen çizdiğimiz zaman şu şekilde uzun köşegenleri çektiğimiz zaman 4, 6 tane eşkenar üçgenler oluşur arkadaşlar taban. O zaman burada neyi soruyor? hacmi soruyor. Hacim de neydi arkadaşlar? Hacim taban alan çarpı neydi? Yükseklikti. Taban dediğim gibi bakın 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Bakın 6 tane eşkenar üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Biraz önce söyledik. A kare kök 3 bölü 4'tü. 6 tane 4'ün karesi kök 3 bölü 4 dedik. Çarp yükseklik yükseklikte Yükseklik neydi arkadaşlar? Yüksekliği 5 demiş bakın. Çarp 5 diyeceksiniz. 16. 4'e böldüğünüz 4, e 4 kök 3. 6 ile çarptığınız 24 kök 3. 5 ile çarptığınız 120 kök 3. Birim. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Küp diyeceğiz. Arkadaşlar burada kısa bir konu anlatımı yaptık. Bununla ilgili prizma ilgili soru çözümü ilerleyen günlerde yükleyeceğim. Herkese iyi çalışmalar.